Dersimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Bu bölümde biliyorsunuz sorulmuş sorulara cevaplar veriliyor. Erhan Ünal sormuş. Diyor ki Diyanet'in yeni çıkarmış olduğu tefsirde günümüzde hür cariye farkı ortadan kalktığı için normal kıyafetlerinin üstüne ayrıyeten dışarı çıkarken bir de hür kadın alameti olarak cilbap ve bunun gibi elbiseler giymek gerekli olmaktan çıkmıştır deniyor. Sizin bu konudaki görüşlerinizi merakla bekliyoruz. Şimdi bunu herhalde Ahzab suresi 59. ayetle ilgili olarak söylemişlerdir. Kaçıncı sayfa? 427. sayfa. Tabi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tefsirinde bu var mı yok mu onu şu anda araştırma imkanımız yok. Ama böyle bir soru var. Onu cevap vermeye çalışıyoruz. ...427. sayfayı açıyoruz. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nebiyyü... Ey peygamber... Kul li ezvacik... Eşlerine söyle. Ve benatike... Kızlarına... وَنِسَاءِ الْمُؤْمِن۪ينَ ve müminlerin kadınlarına söyle. يُدْن۪ينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَاب۪يبِهِنَّ üstlerine cilbaplarından bir kısmını iyice yaklaştırsınlar. Cilbaplarından bir kısmıyla yüzlerini, üstlerine yani üstlerini büründürsünler, üst taraflarını büründürsünler. Şimdi bu cilbap ne? Cilbap işte dışarı çıkarken kadının giyindiği elbise. Peki onun bir kısmını üzerlerine assınlar dendiği zaman demek ki üstte de büründürebilecek bir parçası var. O zaman başlığı da olabilecek olan bir elbise olabilir. Bir de şu olur. Büyükse bir başörtüsü de olabilir. Yani o başörtülerinin bir bölümünü üstten kendilerine iyice yaklaştırsınlar. Yani başlarını örtsünler. Zaten bazı tefsirlerde dört köşeli bir bez parçası olarak ifade edilir. Yani buna çarşaf deniyor. Ya yani çar dört demek zaten. Şaf dört köşeli. Ki bugün hanımların yani şuradaki hanımlar içerisinde başı kapalı olanların tamamı çarşaflı o manada. Yani dört kenarı olan bir bezle bir kumaşla başlarını örtmüştür. Şimdi bunu böyle yapsınlar diyor. Çünkü kadın evinde rahat olur. Evinin içerisindeyken zaten o evinin duvarları onun örtüsüdür. Bir yabancı birisi olmadıktan sonra o evin duvarları zaten örtüsüdür. Dışarıdan kimse onu göremez. Dışarıya çıktığı zaman buna ihtiyaç olur. Kendi evinde de normalde insan yine de örtülüdür. Yani az çok örtüsü vardır. Şimdi şu Müminun yok Nur suresi. Nur suresi 58. kaçıncı sayfa? 364 mü? Ben yanlış yeri açmışım. 359 mu dedin? 359. sayfayı açarsanız lütfen.
58. ayet. Şimdi ayetler arası ilişkileri tam olarak ortaya koyunca her şey anlaşılıyor. Şimdi bu ayete bakın. Diyor ki Allah-u Teala, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِيَسْتَئْذِنْكُمُ الَّذ۪ينَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. Elinizin sahip olduğu, işte hizmetinizin hizmetinizde olan köle ve cariyeler izin istesinler. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَبْلُغُ الْحُلُمَ. Bir de henüz ihtilam olacak, yaşa gelmemiş, yani buluğa ermemiş olanlar da izin istesinler. لَمْ يَبْلُغُ الْحُلُمَ مِنْكُمْ. İçinizden buluğa ermemiş olanlar da izin istesinler. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Üç kere. Ne zaman? مِنْ قَبْلِ صَلَاتِ الْفَجْرِ. Sabah namazından önce. وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ. Öğlende elbiselerinizi çıkardığınızda, şimdi o bölgede öğlen uykusu vardır. Birçok yerde vardır. Türkiye'de de öğlen uykusunu uyuyanlar vardır ama Araplarda yaygın olarak vardır. O sıcağın yoğun olduğu zamanı dinlenerek geçirirler. وَمِنْ بَعْدِ صَلَاتِ الْعِشَاءِ. Yatsı namazdan sonra. ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ. Bunlar sizin için üç kendinizi yani utanabileceğiniz durumda olabileceğiniz üç vakittir. Yani uyuyorsunuz, rahat uyumak için rahat giyinirsiniz. Bacağınız açılır, kolunuz açılır, göğsünüz açılır, başka yerler açılır falan. Bunlar izin istesinler. İzin istediklerine göre demek ki insan evinin içerisinde de istediği gibi dolaşamıyor. Zaten normal bir örtüsü var evinin içerisinde. Niye izin istiyor? Çünkü toparlanacaksın. لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاهٌ بَعْدَهُنَّ. Bu üç vaktin dışında sizin ve onlar için bir günah yoktur. Yani küçük çocuklar girebilirler bu üç vaktin dışında. Çünkü zaten uyanıksınız, uyumuyorsunuz, zaten kendi şeyinizdesiniz. Neden girebilirler? Bu hizmetçiler ve çocuklar tavvafune aleykum. Çünkü sürekli sizin çevrenizde dolaşırlar. Ba'dukum ala ba'd. O size gelir, siz onun yanına gidersiniz. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ. Allah ayetlerini size böylece açıklıyor. وَاللّٰهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ. Allah bilir ve doğru karar verir. وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ. Çocuklarınız erginlik çağına ulaştılar mı? Az önce erginlik çağına ulaşmamışlarsa diyordu, değil mi? Artık buluğa erdiler. Kız ya da delikanlı, artık genç kız ya da delikanlı oldular. فَلْيَسْتَئِذِنُوا. Sürekli izin isteyecekler artık. Yani içeri girerken kapıyı çalarsınız, müsaitse girersiniz. كَمَسْتَئَذَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Ondan öncekiler de büyüklerin yanına girerken böyle ya da birisinin yanına girerken böyle yaparlardı. Yani çocukken ya da hizmetçi ise sabah namazından önce, yatsıdan sonra, öğlende elbiseler çıkarıldığı zaman sadece üç vakitte izin isteyecek. Çünkü dinlenme vakti rahat şey yapar. Onun dışında izinsiz girebilir. Ama buluğa ermişse çocuklarımız hiçbir zaman yanımıza izinsiz giremezler. Biz de onların yanına giremeyiz.
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَيَاتِهِ Allah işte ayetlerini size böylece açıklar. Şimdi bu surenin 31. ayetinde 354. sayfa sadece o ayeti okusanız zannedersiniz ki bir insan bu yakınlarının yanında affedersiniz çırılçıplak durabilir. Şimdi bakın şöyle dikkat edin. Mümin kadınlara şöyle gözlerini önüne indirsinler. Namuslarını korusunlar. Ziynetlerini açmasınlar. Elbiselerini açmasınlar. Süsiyelerini göstermesinler. Ancak kocalarına, babalarına, kocalarının babalarına, oğullarına, oğulların oğullarına, kardeşlerine, kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerine, huyunu suyunu bildikleri kadınlara. Şimdi kocalarıyla beraber aynı kategoride sayılıyor kadının babası, kayınpederi, kardeşi, kardeşinin çocuğu aynı kategoride sayılır. Zannediyorsunuz ki burayı okuduğunuz zaman bir kadın kocasına neresini açarsa babasına da orasını açarmış gibi geliyor değil mi burayı okuduğunuz zaman? Onun için ayetler mutlaka birlikte okunmak zorunda. İlgili ayettir. Şimdi bakın, öbür ayette ne diyor? Buluğa erdiyse muhakkak izin alacak. Buluğa ermemişse, açık olduğu zaman, rahat olduğu zamanlar, üç zamanda uyurken alacak. Demek ki, evinin içinde de kadın da erkek de belli bir örtü ile oturuyor. Belli bir örtüyle oturuyor. O zaman evinin dışına çıkarken ne olacak? Şimdi mesela Erzurum'da ben hatırlıyorum. Köyde evin içerisinde baş açık olur. Göğüs kısmı, yaka kısmı açık olur. Kollar geriye katlanmış olur. Tam o sırada kadın dışarı çıkarken kapının hemen arkasında bir kumaş parçası asılır, onu hemen alır üzerine, çıkar gider işini yapar gelir, tekrar oraya asar. Çünkü dışarıya çıkmanda bir adabı var. İşte burada, ben yerini kaybettim, kaçın sayfaydı? 400, yok şey, Ahzab suresi. 427. İşte burada diyor ki Allah-u Teala Ya eyyühen nebiyyü Ey peygamber Kulli ezvacik Eşlerine söyle. Şimdi az önce evin içindeki tavırları düzenledi değil mi? Şimdi evin dışına çıkıldığı zaman ne olacak? Eşlerine söyle. Kızlarına söyle. Ve müminlerin kadınlarına söyle. Üzerlerine cilbaplarının bir bölümünü alsınlar. Yani dışarıya çıktıkları zaman evde, o zaman ne demek? Üzerlerine alsınlar dediğin gibi demek ki evde kayınpederinin yanında başı açık olabilir, yakası açık olabilir. O anlaşılıyor artık yani. İşte efendim babasının yanında, kardeşinin yanında falan. Ama dışarı çıktığı zaman durum değişiyor. Üzerlerine cilbaplarından alsınlar. İşte başlarını örtsünler, yakalarını örtsünler. Zaten detayını şey söylüyor. Az önce okuduğumuz Nur suresinin ayeti söylüyor onun detayını. Devamı ne? Zalike edna en yorafne. Şimdi bir toplumda sadece Müslüman kadınlar mı yaşar? Medine'yi düşün. Düşünün yani. Sadece Müslüman kadınlar mı vardı Medine'de? Yahudisi vardı, müşriki vardı, münafığı vardı. Hepsi vardı ya. Her toplumda, Müslümanların yaşadığı her toplumda, her dinden insanlar olur. Neden olur? Çünkü hiç kimsenin imanı garanti altında değil. Adam şimdi mümindir, biraz sonra dinden çıkabilir. Allah muhafaza buyursun. Ama o toplumdan atamazsınız da adam dinden çıktı diye.
O toplumda yaşamaya devam edecek tabi. İşte toplumda yaşayan hanımlar, işte Müslümanı var, Hristiyanı var, Yahudisi var, Budisti var, hiçbir dini kabul etmeyeni var, ne bileyim şusu var, busu var. Ha, bunlardan bir tanesi de köle ve cariyeler olabilir. Şimdi bu emir sadece mümin hanımlara veriliyor. Dışarı çıktıkları zaman üzerlerine bir şeyler alsınlar. Niçin alsınlar? ذَٰلِكَ اَنْ اَدْنَا اَنْ يُعْرَفْنَ Bu onların tanınmalarına daha yakın olur. Tanınmamalarına değil, tanınmalarına. Daha uygundur. Nasıl tanınacaklar? Yani o düşük ahlaklı insanlar bunlardan bize fayda yok diyebilecek. Saygı değer bir konumda olacak. Yani bunlar namusludur. Ahlaklıdır. Senin bildiğin kadınlardan değildir. Bunu lafla söylesen tam söylersin ama herkese anlatamazsın ki. Efendim başı açık olduğu zaman o manaya mı? Yok, ayet öyle demiyor ki. Böyle olursa daha uygun olur diyor. Başı açık olduğu zaman ahlaksız olur demiyor ki. Ama örtülüyse, böyle örterse tanınmaları için en uygun budur diyor. Edna en yuğrafne. Fela yüzeyne ve rahatsız edilmemeleri. Yani herhangi bir düşük ahlaklı erkek bunları artık rahatsız edemez. Peki burada günümüz için bu ayet söz konusu değil mi? Yani bu olay günümüzde olmuyor mu? Öyleyse tekrar okuyayım. Bu Diyanet'in tefsirinden aldığını söylüyor bu arkadaş. Bakın ki buna siz doğru diyecek misiniz, demeyecek misiniz? Muhterem hocam, Diyanet'in yeni çıkarmış olduğu tefsirde günümüzde hür cariye farkı ortadan kalktığı için, burada hür cariye karşılaştırması yok. Müslüman olan hanımlardan bahsediyor. Hürriyet farklı bir kavram. Hür cariye farkı ortadan kalktığı için normal ev kıyafetlerinin üstüne ayrıyeten dışarı çıkarken bir de hür kadın alameti olarak cilbap vesaire elbiseler giymek gerekli olmaktan çıkmıştır deniyor. Ayrıyeten bir şey alma emri yok zaten. Senin elbisenin bir parçası şeyse mesela şey bu faslıları düşünün. Çıkıyorlar bir başlık var şeylerde elbiselerin arkasına hemen başlarını atıyorlar bitti. Ayrıyeten bir şey almak değil yani. Gerekirse ayrıyeten bir şey de alabilirsin. Evet. Şimdi burada mesele anlaşıldı mı? Anlaşılmadıysa ilerisini bir daha anlatırız. Ya da Nasrettin Hoca gibi anlayanlar anlamayanları anlasın. İkinci soru. Ahirette bizler bir anda mı diriltileceğiz? Yoksa dünyadaki gibi kademeli mi olacak? Yani önce annemiz babamız, sonra bizler gibi mi? Öyle mi? Bir anda. Bütün herkes böyle bir bitki gibi yeryüzünden, yani bulundukları kabirlerden kaldırılacaklardır. وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ Kabirler açıldığı zaman. Bunlar herkes, içindekiler dışarıya çıktığı zaman. Öyle bir şey yok. Zaten o zaman anne baba olayı da kalmayacak. Kaçın sayfaydı? 349. sayfayı yüz birinci ayet. Diyor ki feyda nufiha fissur, sura üflendiği zaman, yani kalk borusu çaldığı zaman. Fela ensabe beynehum. Artık aralarında herhangi bir nesep kalmış değildir.
Yani şu benim babam, bu benim oğlum. Zaten ondan dolayı ondan kaç... Birbirlerini tanıyorlar ama artık nesep bağı yok. Ahirette efendim baba evlat hepsi bir arada bunlar mı? Birbiriyle birlikte olmayı sevdikleri için cennete gidenler. Yoksa artık baba oğul yok orada. Herkes eşit yani. Artık anaya babaya itaat falan, cennette de mi itaat edeceğim? Yok, yok. Orada eşit, orada herkes eşit. Bazıları bu konuda şikayetçi oluyor. Yok ya. Orada da mı başıma gelecek diyor bazıları. Yok yok, bir şey yok. Orada nesep bağı kalkmış. Artık hepiniz eşit birer insan olarak o nimetten yararlanıyorsunuz ama birbirinizi sevdiğiniz için, beraber olmaktan hoşlandığınız için Cenab-ı Hak cennette sizi bir araya getirmiş. Zaten herkes de aynı yaşta olacağına göre o da mümkün değil. Evet. Ha, bir soru daha var değil mi? Ölülere Kur'an okunur mu? Şimdi Kur'an-ı Kerim neden inmiştir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir kabre gidip de hiç Kur'an tebliğ ettiğini duydunuz mu? Kabirde yaşayanlar ne yapacak? Şimdi diyorsunuz ki adama mesela "Ekimus salah" diyor. Namaz kıl. Diyecek ki benden geçti. Yani farz edin ki duyuyor sizi yani. Ne yapacak kabirdeki? Zekat mı verecek? Hacca mı gidecek? Ne yapacak? Bitmiş. Tevbe mi edecek? Tekrar dünya mı? Zaten gerçeği anlamış. Yani haberler olduğunu farz et. Duyduklarını bil. Sanki, yani düşün ki kabrin başına gidiyorsun, karşılıklı konuşuyorsunuz. Öyle düşün yani kendini. Dünyayla ilişkisi kesilmiş. Artık ibadet yapması mümkün değil. Sevap kazanma imkanı yok. Sen o ayetleri oku. Ya okuyup da bir daha canını mı sıkma diyecek şimdi. Evet. Tabii ölüler en çok okudukları surede Yasin suresinde 445. sayfa Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in neden indirildiğini Cenab-ı Hak açıklıyor. لِيُنْدِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ Yaşayan birini uyarsın diye indirdik. Kur'an indirilmesi o. Yaşayan birini uyarmak. Ölüyü nasıl uyaracaksın? وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ Kur'an'ı görmezlik edenlere de ceza hak olsun diyedir. Bunların ikisi de ölülerinize Yasin okuyun şeklinde bir hadis-i şerif var. O ölmek üzere olanlara. O arada Kur'an'ı dinleyerek rahat bir ruh içerisinde, huzur içerisinde canını versin diyedir. Bir miktar paramı ticaret yaparken kaptırdım. Gelmeme olası olduğundan zekat hesaplanırken bu paranın zekatı verilir mi verilmez mi? Kaptırdıysan neyini vereceksin? Eline geçerse o zaman verirsin. Yani kaptırdığın nesini vereceksin? Alırsan aldığın zaman verirsin. Böylece bitti mi sorular? Ha, yine sorular varmış. Tamam, dur onu çıkarayım. Yanlış mı geldi? Bunu ben alayım o şey. Evet, tabi laqinu mevtakum la ilahe illallah, ölmek üzere olanlara la ilahe illallah telkin edin deniyor. Tabi ölmüş olanlara yapılmaz tabi bu tür telkinler.
Şimdi kitaplarda şu vardır. İşte okuduğumuz bir ayetin sevabını ölülere bağışlarsak umulur ki. Ya umulur ki yani. Neye dayanarak umuyorsun? Bir delilin var mı? Kur'an yaşayan ölüler için biz sadece dua ediyoruz. Onu da her namazımızda yapıyoruz. Rabbena affirli, ya Rabbi beni affet. Veli valideyi, anne babamı affet. Velil müminine, müminleri affet. Yevme yakumul hesap, hesap kurulduğu gün. Tamam mı? Vay, ticaret ve faiz kitabınızı okudum. Ben okumadım daha, ne kadar çabuk. Evet. Katılım bankalarının havale için aldıkları paralarını kendi paralarına kattıklarını ve bir süre içinde olsa işleri için kullandıklarını, borçlarını geciktirenlere kar payı telafisi adı altında faizli işlemler yaptıklarını, faizli işlemi yapma imkanını veren bankacılık kanunu katılım bankalarını istedikleri şekilde çıktığını, katılım bankaları kendilerine verilen ticaret yapma yetkisini nadiren kullandıklarını, çoğunlukla yaptıkları şeyi ticari kavramları kullanarak kredi vermek olduğunu söylüyorsunuz. Katılım bankası yetkilileriyle görüştüğümüzde sadece ticaret yaptıklarını iddia ediyorlar. Sizlerin istirhamın çoğunlukla yaptıkları şey kredi vermektir iddianızı örnek ve ayrıntılarıyla açıklamanız. Yok, böyle bir şeyi açıklayamayız. Her defasında söylüyoruz. Adam elimizde bir muamelesi olacak, işte bak şurada şunu yapmış, burada bunu yapmış diyelim. O mümkün değil. Evet, neyse mesela yani onlar o tür şeyler o mümkün değildir. Yani falancanın şu işlemi faizdir, filancanın bu işlemi faizdir. Biz burada gereken şeyi yaptık biz. Bankalar murakibi değiliz ki sizlere onlarla ilgili. Zaten murakıplar da gördüklerini açıklama yetkisine sahip değillerdir. Ticaret yapamayan tasarruf sahiplerine öneriniz nedir? Ticaret yapmayı öğrenmeleridir. Evet. Katılım bankalarında çalışanların durumlarını değerlendirmeniz. Şimdi o sadece katılım bankalarında değil, diğer bankalarda çalışanlar da var. Şimdi insanlara iş imkanlarını hazırlamadığınız zaman bunlar zaruret olur. Çünkü geçinmesi lazım, hayatın devam etmesi lazım. Bu insanların aldıkları ücretlere haram diyemeyiz. Peki bu kadar değil mi bu soru? Burada başka var. Kur'an'ın Arapça indirilmesinin anlamı nedir? Önemli notuyla buraya gelmiş. İbrahim suresinin 4. ayetini açarsanız orada Cenab-ı Hak bize söylüyor. 14. surenin 4. ayeti. Ve ma arsalna min rasulin illa bi lisani kavmihi liyubayyin lahum. Her peygamberi diyor kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık her şeyi anlasın. İşte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arapça konuşsaydı, Farsça konuşsaydı ya da Türkçe konuşsaydı Mekke'den kim anlayacaktı onu? Dolayısıyla bunun başka bir yolu yok. Şimdi mesela size ben burada Türkçe konuşuyorum. Başka bir dille konuşsam hepiniz çeker gidersiniz. Sadece o dili bilenler kalır. O kadar. Şu an kıldığımız namazın şeklini kim belirlemiştir? Bir kere şu anda kıldığımız namaz öteden beri kılınan namazdır. Bütün peygamberlere Allahü Teala namaz kılmayı emretmiştir. Mesela daha genel bir ayet-i kerime var. Bak yerini bulayım da şimdi oradan okuyayım.
Evet. Beyyine suresinde 600. sayfada tüm peygamberlerle ilgili bir ifade var. 5. ayet. Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddin hunefe. Onlara sadece şu emir verilmiştir. İstenlikle samimiyetle Allah'a kul olmaları, doğrudan doğruya Allah'a kul olmaları ve yukimus salah ve namazı kılmaları. Bütün peygamberlere verilen emir. İbrahim Aleyhisselam'a da böyle bir emir verilmiştir. Diyor ki, dua ediyor. Rabbi cealni mukimes salati ve min zurriyeti. Ya Rabbi, beni namaz kılan birisi yap. Soyundan gelenleri de öyle. Rabbena ve tekabbel dua. Ya Rabbi, duamı kabul et. Dolayısıyla Mekke'de namaz kılanların olması kaçınılmazdır. Şimdi bizim bir master öğrencisi bu konuda namaz tarihiyle ilgili bir çalışma yapıyor. Müslim'de bir hadis bulmuş. Ebu Zer Gıffari Hazretleri diyor ki, ben Müslümanlıktan önce de namaz kılardım diyor. Hı? Ha, o iki vakit kılıyormuş ama beş vakit olması gerekiyor. Biliyorsunuz, yani o rivayetlerin tabii ne derece sağlıklıdır, onun üzerinde de durmak lazım ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu var. Daha önce işte buraya gelen Süryaniler üzerinde mütehassıs olan bir arkadaşımız anlatmıştı. Çoğunuz dinlemiştiniz. Süryanilerin günde 7 vakit namaz kıldığını, ki biz kendimiz de gittik onların kilisesine. İçinizden gelenler vardı. 7 vakit namaz kıldıklarını, 5 vaktinin bizim kıldığımız 5 vakit olduğunu, 6.sının teheccüd, 7.sinin de kuşluk namazı olduğunu bize söylediler. Dolayısıyla bu öteden beri kılına gelen bir ibadettir. Ama biz de bu Kur'an-ı Kerim dışındaki rivayetler çok sonradan toplanmıştır. İşte 100 sene, 200 sene sonra toplanmıştır. Bu arada bir sürü kayıplar var. O kayıpları ancak Kur'an'la telafi etme imkanımız var. İnsanlar arasındaki dostluğun kaldırılmasını biraz açar mısınız? Allah dostluğu kaldırırsa sevgi nasıl olacak? Bu insanların bir araya toplandığı gün, onu zaten vezel işaru uttilet ayet-i kerimesini anlatırken geçen hafta okuduğumuz yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ayet-i kerimesine delil gösterdik. O anki olay. Cennete gidildiği zaman artık bir şey yok ama cehenneme gidenler zaten birbirlerine düşmanlık edeceklerdir. Evet. Zaten tamam, Tekvir suresi 4. ayete verdiğiniz anlamdan dolayı sordum demiş. Biz de onunla ilintili olarak açıklamaya çalıştık. Sorular bitti değil mi? Tamam. Peki, teşekkür ederiz hepinize. Allah yardımcımız olsun.